Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programımıza ambulans sesleriyle şu anda E5 kenarındayız. Hiç başlamış. Eksik olmayan ambulans sesi. Evet, hiç eksik olmuyor. Burası E5 kenarında olduğumuz için sürekli bir ambulans geçiyor arkadaşlar. İnşallah şifa alır insanlar, öyle diyelim. Şimdi Osman, kötü haberler var yine. Evet, zaten bu programın %80'i kötü haberler. İsmini değiştirelim artık biz. İsmini değiştirelim. Teknoloji Oku felaket falan olsun. Hep zam haberi veriyoruz. Evet, zam haberi. Öyle zamla ilişkin bir başlık yaparsak. Haftanın zamları falan diye böyle. Evet, zaten evet. Her hafta bir şeye mutlaka zam geldiği için artık şaşırmamaya başladık. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bu haftada otomobillere bir zam geldi. Kısmi bir zam aslında. 130 bin, yani ham fiyatı 130 bin lira yatan. Gümrük fiyatı, daha doğrusu giriş fiyatı 130 bin lirayı aşan İtal otomobillere %60 olan ÖTV %80'e çıkartıldı. Fakat bu, baktığımız zaman günümüzde en çok tutulan modelleri hemen etkiledi diyebiliriz. Örneğin Peugeot 2008 de bunlardan biriydi. Son dönemde Türkiye'de gerçekten çok tutulan modeldi. Ne oldu? Sadece 2000 lirayla bir de. Otomobilin fiyatı 132 bin liraydı. 2000 lirayla ÖTV'ye yakalandı. Geçti. Aynen. Şu andaki fiyatı da 180-190 bin lira oldu yani. Ya şimdi şöyle, tabii diyeceksiniz ki teknoloji programında otomobilden niye bahsediyoruz? Aa, olur mu? Şöyle, biliyorsunuz biz otomobil haberi çok yapıyoruz ve çok da okunuyor. Sağ olun, teşekkür ederiz bu konuda sizlere. Ve tabii de hepimizi de ilgilendiren de bir konu olduğu için yani. Biz de değinmek istedik. Osman'ın da söylediği gibi özellikle İtal otomobilleri geldi. Ama iyi bir tarafı da var bu arada. Çok küçük bir kısım olarak söyleyeyim onu. Bazı yerli otomobil, yerli dediğim Türkiye'de üretilen otomobillerin fiyatlarında da kısmi de olsa 3-5 bin liraya varan bir oranda bir indirim i̇şte de oldu. Otomobiller hangileri? Ben baktım, bak, Clio Sembol galiba arkadaşlar. Clio Sembol'un ceset bir motoru var. 1.0 filan 70 beygir. O var. Ya onların giriş seviyesi. Egea Sedan giriş seviyesi var. 100 bin liraydı yakın zamana kadar. Şimdi 130 9000 mi ne olmuş? 133 bin liraya inmiş falan var. Şimdi onları gösteririz ekranda. Hatta birkaç örnekle beraber sevgili prodüksiyon amirimiz Oğuz bunları koyar diye tahmin ediyoruz. Yani kısmi de olsa bir fiyat indirimi oldu. Ya kimsenin beğenmediği araçlarda. Yani olsa ne olur, olmasa ne olur diye geçiriyorum içinde. Şimdi popüler olan modellerin fiyatı yükseliyor da yani kimsenin bakmadığı, ya bu arabaya mı bineceğim dediği arabaların da fiyatı düşmesi çok bana cazip gelmedi. Heyecanlandırmadı diyorsun. Evet. Bizi de heyecanlandırmadı. Ya şimdi bizim Türk milletinde genelde şöyle bir şey var. Şimdi gel, bende de var bu gerçi. Bakıyor adam, İşte Egea'nın fiyatı misal 130 bin lira mı dedin abi? Evet. Yani diyor ki 130 bine bunu alana kadar şunun ikinci elini alırım. Evet. Ki ben de o mantıktayım yani. Şimdi kalkıp da 130 bin lira o arabaya verene kadar gider böyle daha kaliteli bir markanın ikinci eli yaşında, 2-3 yaşında, 5 tabii yaşında. Tabii ki alabilirim belki. Ya Volkswagen Polo olur. Mesela Polo'nun Endol'ları 2015 model, baktım 120 binlerde Endol'su. Her şeyi var. Yani kilometresi de 50 binlerde. Onu alırım, daha mantıklı olur yani. Zaten herkes o modda yani. Yani evet. Ama şimdi arkadaşlar, bu Clio Sembol dediğimiz en boş arabayı biniyorsunuz. Misal camlar bile şey, çubuk şeyleri, aynaları. Aynaları evet. Çubukla ayarlıyorsun. Öbür taraftaki yanacak olsan aynaya ulaşamıyorsun zaten. Yani yıl olmuş 2020. Çubuklu aynalardan bahsediyorsun. İşte bunu yapmalarının sebebi biliyorsunuz ithal, yani cari açığı kapatmak için alınan bir önlem, ama benim gördüğüm birazcık hani iş artık çığırından çıkmış durumda. Benim gördüğüm açıkçası cari açığı kapatmaktan ziyade bu otomobil segmenti iyi satıyor. Buradaki vergiyi biraz daha arttıralım. Bir ay satmaz, iki ay satmaz, üçüncü ay yine satmaya başlar. İnsanlar alışır. Alıştıktan sonra oradan gelen para çoğalır gibi bir amaç sezinledim ben açıkçası. Ama şu anda şöyle bir sorun olmaya başladı benim gördüğüm. İyi bir, hani o segmente giren otomobillerde 300'den aşağı falan pek araba kalmadı gibi. Kalmadı. 300 bin liraya da yani ne bileyim, iyi bir para yani. Bilemiyorum ben tabii, veren yani 280 vardır da. Bin lira falan oldu arkadaşlar. O yani sınırda olan araçların bile, yani Türkiye'ye giriş ücreti hani 130 bin liranın sınırında olan araçların bile şu andaki vergili satış fiyatları 280-290 bin lira oldu son zamla birlikte. Hani biraz daha üstünündeyse zaten artık 300-400-500'e kadar gidiyor. Gidiyor zaten. Gitmiştir yani. Gidiyor. Tabii. Dolayısıyla dediğim gibi abi, 2 ay ya. 2 ayda böyle bir şey olur, tamam ya bu araç ne kadar pahalanmış falan filan gibi böyle bir serzeniş olur, ama sonrasında yine bir şekilde satmaya gidiyoruz. Başlar gibime geliyor. Peki. Bir de oyun var. Bir tane sende. Başladın ufaktan. Bir tane bende bir oyun var. Was awesome. Marvel Avengers. Evet arkadaşlar, o da raflardaki yerini aldı dün itibariyle. Cuma günü çıkışını gerçekleştirdi oyun. Ya açıkçası
Ben şunu nasıl söyleyeyim. Ben çok fazla beğenmedim. Hani daha iyi olabilirdi. Biraz aceleye getirilmiş. Şimdi şunu bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Marvel'a oyuncu yapmak çok kolay değil yani. Baktığımız zaman süper kahraman oyunu yapmak zaten zor da. Bir de Avengers ekibinin adına oyun yapıyorsun. Orada 6-7 tane süper kahraman var. Hepsinin ayrı oynanış dinamikleri var falan. Çevreyi ona göre tasarlaman, dizayn etmen gerekiyor. Mesela adamlar Marvel Spider-Man'i yaptı. PlayStation 4'e özel olarak. Gayet güzel bir oyundu. Ama orada bir süper kahraman var. Yani bir süper kahraman. Bunda işte mesela Hulk var. Yani mesela bir sürü Thor var. Iron Man var. Hepsi var yani. Ona değineceğim işte. Batman'i yaptılar. O da mesela sadece Batman Arkham var. City, işte Arkham Knight falan neyse. Onlar da gayet güzeldi. Yüksek puanlar aldı. Ama buna bakıyoruz şimdi. Tam bir sürü karakter var ama yani mesela Hulk'la oynuyorsun. Yerden bir şey alıyorsun. Taş alıp atıyor hesapta. Kök gibi bir şey çıkartıyor. Yerde hiçbir şey çıkmış izi yok. Hayır ben öyle, bu arada öyle duruyor gerçekten. Bu arada arkadaşlar betasını ben de oynadım oyunu. Hatta kızımla beraber oynadık. Bayağı da eğlendik. Dediği gibi yani bence sıkıntı şu. Bütün karakterler 3 aşağı 5 yukarı aynı özelliklere sahip. Yani çevreyle tamam, etkileşim 0. 0. Bir de yani mesela vuruş stilleri falan tamam. Hulk'un mutlaka farklı vuruşları var. Iron Man uçabiliyor vesaire falan ama hani bir süre sonra böyle aynı gelmeye başladı bana altyapıları. Ya zaten vur kır parçala gibi bir oyun bir arkadaşlar. Yani mi? Önünüze gelene zaten tekmeliyorsunuz. Sonuçta süper kahramansınız falan. Ona alışkınız ama yani oynanış dinamikleri bir yerden sonra dediğim gibi tekrar etmeye başlıyor. Çok fazla özel hareket yok mesela. Şimdi Iron Man'in filmini izleyenler falan bilirler. Adamın böyle milyon tane şeyi var. Evet. Buna bakıyorsun 2-3 tane özel hareket koymuşlar. İlerledikçe bazı şeyleri açıyorsun vesaire ama yine de hani çok fazla geniş bir yelpaze söz konusu değil. Bu bir önemli bir eksi. Bir de dediğim gibi oyun çok aceleye getirildi. Yani böyle bir oyunu sağlam bir şekilde yapmak için muhtemelen hani bir 4-5 sene üzerinde çalışılması lazımdı. Hem böyle işte atıyorum açık dünya tarzında olacak Spider-Man'de olduğu gibi. Onun içine senaryo şeyleri koyacaklardı. Ama böyle daha çok bölgesel, böyle old school önümüze tarzı geleni vuralım, patlatalım, bir yapım kıralım olmuş. Bence çok yüksek inceleme puanları almaz. Ama tabii hani Avengers oyunu olduğu için yine bir satış rakamlarına ulaşacaktır. Çünkü evet, sonuçta önemli bir kitleye sahip, biliyorsun geçen sene çıkan filmi işte Avatar'ı falan da soldu. Dünyanın en çok gişe hasılatını elde eden filmi olmuştu. Bir de bu oyunun çok eleştirilmesinin sebebi hani gerçek aktörlerin yerine sallamasyon karakterleri oyuna aktarmaları oldu. Şimdi baktığın zaman Iron Man'i senelerdir Iron oynayan Man adam değil belli. Yani. Oyuna giriyorsun. Ben ama kızım da aynısını söyledi bu arada. Bu nasıl Thor dedi mesela. Thor bayağı böyle bizim şey Gazi Osman Paşalı delikanlı gibi olmuş. Sarışın sakallı falan, tamam mı? Nasıl bu Thor baba falan dedi. Şey hiç benzemiyor. Natasha falan hiç benzemiyor. Yani Natasha hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor. Muhtemelen orada şeyden anlaşamamışlardır. Ben öyle tahmin ediyorum. Anlaşma değil de bence bunlar işte o yükün altına girmek istemediler. Yani çünkü o adam yüzüne bir para isteyecek. Yani bu kadar para verirsek hani biz bundan para kazanamayız. Aynen. O yüzden de hiç alakası yok yani. Bir tek şey birazcık benziyor. O da vücuttan dolayı Hulk. Hulk aynen. Yani vücuttan dolayı benziyor. Kafa zaten garip bir kafa. Yani Hulk'un profesör halinin hiç alakası yok bu arada. Ya Profesör Hulk zaten hiç ayrı bir roman, ayrı bir şey de. Onun konusu apayrı zaten. Onu filmde de mesela ayrı bir film yapıp anlatmaları lazımdı. Onun Profesör Hulk'a dönüştürülmesi. Ama öyle arada geçen döneme sıkıştırmışlar onu. Onu Marvel hayranları zaten filmde de eleştirilmişlerdi de. Burada zaten Profesör Hulk'u yapamazlardı. O ayrı bir mesele. Yani ben kısacası çok beğenmedim. Hani zaten önümüzdeki günlerde arkadaşlar incelemesi de gelecek. Detaylı bir incelemesini hazırlıyoruz. Orada da daha net bazı şeyleri göstermeye çalışacağız sizlere. Tabii sen hem PC'de bakıyorsun hem PlayStation'da. Aynen. Yani bir şey yapmaya çalışmışlar. Olmamış. Ama tabii şöyle düşün. Belki de biraz ondan dolayı. Yani bir kitle var ya. Sonuçta Avengers'ı seven bir kitle var. Yani. Bunun bir kısmı oyunda oynuyordur. Hani adam şöyle bir hesap yapıyor kavaca. Avengers filmini kaç kişi izledi? Örnek veriyorum 1 milyon kişi. Şimdi atıyorum dünya çapında ya da 10 milyon kişi izledi diyelim ki. Bunun diyor ki %1'i oyun oynasa, %1'inin o biri de benim hani oyunumu alsa filan. Hesaba bak. İyi para falan. Tamam. Ben buradan yürürüm. Türk usulü bir hesap yaptık burada. Ne para be. Hani belki onu düşündüler diye tahmin ediyorum ama haksız bir hesap değil bu yani bence. Alınabilir ama tabii oyun daha camiası başka bir şey. Ya zaman. Oyun alınabilir de abi şimdi oyunun Türkiye fiyatı da PlayStation için 500 küsür lira yani. Evet ucuz oyun ha, kalmadı PC ki biraz zaten. Daha uygun da yani tamam da ben ona 500 lira verene kadar ne bileyim daha tabii farklı canım. Bir oyun için ayırırım o bütçemi. Evet, derim ki ya kesinlikle. İleride şu oyun gelecek zaten tam oyun dönemine giriyoruz biliyorsun evet, Eylül, Ekim, Kasım. Evet. Yani onu Cyberpunk alana kadar geliyor, diyeyim ki bilmem ne geliyor, hangi oyunlar geliyor. Diyeyim onu alana kadar 500 lira mı ayırayım şu köşeye
şu oyunda harcarım. Şimdi 500 lira az para değil. Gelen oyunların hepsini de alamayacak muhtemelen çoğu kişi. Evet. Atıyorum 2 oyun alma hakkı olsun ya da 3 oyun alma. Hadi 1500 lira oyun bütçesi ayırmış olsun eleman. Şimdi yani, onun hani 3'te 1'ini evirecekse hani vermek çok mantıklı değil. Neyse, detaylı bir inceleme gelecek. Orada da yorumlarımızı görürsünüz arkadaşlar. Bir teknoloji oku yorum programının daha sonuna geldik. Yine üzücü haberler verdik size ama evet, bizimle alakası yok meselenin. Haftaya farklı bir programda görüşmek üzere. Ama son bir kez şunu söyleyeyim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.